Merhabalar saygıdeğer izleyicilerimiz. Yeni bir Çağlayan sohbetlerle yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz genç Çağlayan'dan Gülsemen Yorulmaz Hanım. Gülsemen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülsemen Hanım'la özellikle gençlere bakan yönüyle okuma halkası projesi hakkında konuşacağız. Okuma halkasının amacı nedir? Ne tür faaliyetler yapıyor? Neden okuma halkalarına katılmalıyız? Ve de Gülsemen Hanım'ın yolları Genç Çağlayan ile nasıl kesişti? Bu temalar üzerine duracağız. Malumunuz okumak, İslam literatüründe çok geniş mana tabakalarına sahiptir. Bir inanan oku ayetinin emriyle muhataptır aslında. Hatta bazılarına göre oku ayeti nazil olduktan sonra malumumuz ortada bir Kur'an-ı Kerim yok henüz. 23 sene sonra inmiş olacak. Burada bu ayetten bir maksat insanın kainat kitabını okumaya, kendisini okumaya, hatta biraz daha örneklerle açacak olursak fen bilgisi, matematik, fizik, kimya gibi fenli ilimleri de okumaya teşvik olduğu söylenir. Yani bu ayetin bir manada bu şekilde yorumlanır. Zaten İslam tarihinin geçmişine baktığımızda o devasa ilim adamlarının, ilim insanlarının gerçekten ciddi bir okuma faaliyetleri içinde olduklarını görüyoruz. Gerek metinsel yazılarında, gerekse ilmi keşiflerinde. Örneğin Razi, İbn Sina, Biruni, İmam Gazali, Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Ali Kuşçu, Kindi, Farabi. Bu önemli tarihi şahsiyetlerin kendilerini Tabiat kitabını Kur'an ile okuduklarına şahit oluyoruz. Evet, mana katmanlarına inme gayretinde olduklarını gözlemliyoruz. Evet, bu manada biraz önce ifade edildiği gibi okuma halkası projesi kolektif şuurla okuma adına oldukça önem arz ediyor. Gülsemen Hanım, ilk sorum okuma halkası ile amacınız nedir olacak? Evet, çok güzel ifade ettiniz aslında. Bizim okuma halkasıyla amaçladığımız tam olarak sizin anlattıklarınız. Biz burada mana katmanlarına inmeye çalışıyoruz. Kelimelerin ifade ettiği asıl manalara ulaşmaya çalışıyoruz. Tek başına okumaktansa 7-8 kişi bir araya gelip farklı bakış açılarıyla kitabı değerlendiriyoruz. Bu okuma tabii hem küçük görevler alarak yaptığımız için daha eğlenceli hale geliyor ve daha öğretici olduğunu farkına varıyoruz. Bu manada çok önemli okuma halkasının amaçladığı şey mana katmanlarına inip farklı bakış açılarıyla bir araya gelip daha olgun düşünceye ulaşabilme. Aslında burada aynı zamanda anladığım kadarıyla içe kapanmış fıtratları da bu faaliyet ile ilmi görüşlerini söyleme cesaretine de sahip olmasını sağlıyorsunuz Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Şimdi çok fazla kitap okuyan arkadaşlarda gözlemlediğimiz şu, kendimden de tecrübe ettim. Bir müddet evde uzun bir süre yalnız kalıp kitaplarla hemhal oldum. O süre zarfında hissettiğim hep şuydu, yani yanımda biri olsa da ona bunları anlatabilsem, onun bakış açısıyla bir de kitabı görebilsem. Çok fazla okuyan arkadaşlarımıza bu istek olduğu için okuma halkası bu şekilde bir araya gelmek için en etkili aktivitelerden biri. Düşüncelerimizi Evet. kendimize saklamıyoruz, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Çok güzel. Aslında böylelikle yani bu faaliyet ile bu proje ile manalar da paylaşılmış oluyor. Böylelikle mesela 5 kişi halkaya katılmışsa 5 farklı bakış açısına sahip olmuş oluyor bir kişi.
Evet, geçenlerde böyle bir konuşma geçti. Kitap okuma halkası senin için ne ifade ediyor dediklerinde bir müddet düşündükten sonra halkayı ters çift taraflı çalışan prizmaya benzettiğimi fark ettim. Nasıl oluyor derseniz, normalde prizmaya tek bir ışık gelir ve 7 farklı ışığa ayrılır. Bizim için kitap tek bir ışık ve bizde yansıyan kısım 7 farklı ya da artık kaç kişi katılıyorsak o kadar farklı ışıklara ayrıldığımızı fark ettik. Ters çalışması da şöyle oluyor. Kaç kişi katılıyorsa halkaya aynı yerde toplanıyoruz ve ortak bir fikre ulaşıyoruz. Hepimizden farklı düşünceler çıkarak halkayı renklendiriyoruz. Benim için okuma halkası çift taraflı çalışan bir prizmanın ta kendisi. Güzel bir örnek. Peki ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Okuma halkasının aslında tanımı da belirlenen bir makaleyi, kitabı, şiiri bir araya gelerek küçük vazifelerle okuduğumuz kısımları paylaşarak oluşturduğumuz bir okuma etkinliği. Biz bu kapsamda dergi okumaları yaptık, kitap okumaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Okuma halkasını düşünme tekniklerine uyarlıyoruz. Mesela en son okuma halkasını 6 şapkalı okuma halkası olarak adlandırdık ve 6 şapkalı düşünme tekniğini okuma halkasına uyarlamış olduk. Buralarda küçük böyle görevler alarak bir araya gelip kitabı değerlendiriyoruz. Aslında müzakeresini yapıyoruz. Şapka metaforundan kastınız nedir? Biraz açar mısınız lütfen? Tabii. Şimdi 6 şapkalı düşünme tekniğini pedagojik formasyon olan çoğu arkadaşımız bilir. Toplantıya katıldığımızda farklı şapkalar takarak toplantıyı zenginleştiriyoruz fikir bazında. Biz de yeşil şapka takarak, siyah şapka takarak, sarı şapka takarak kitabı farklı yönlerden ele alıyoruz. Siyah şapka takarak kitabı sorgulayabiliyoruz. Beyaz şapka takarak kitabın bize vermek istediği net bilgileri ele alıyoruz. Kesin ve net bilgileri ele alıyoruz. Sarı şapka takarak bize bakan faydalı yönlerini görmeye çalışıyoruz. Bu şekilde renkli renkli şapkalar takıyoruz okuma halkasında. Çok Tabii güzel. hayali şapkalarımızı alıyoruz. Aslında burada şunu fark ediyoruz. Herhangi bir mana, herhangi bir hakikat her vicdanda farklı makes bulur. Bu Evet. manada herhangi bir metin ile yapılan okuma halkalarında aslında vicdanlardan, zihinlerden, gönüllerden yansıyan her türlü manaya da müracaat etmiş oluyor. Bu aynı zamanda aslında kişi ilmi enaniyetten de kurtarmış oluyor herhalde. Evet. Çünkü insan şunun da farkına varıyor olsa gerek. Mesela ben bir metinden bir mana çıkarmışsam bir arkadaşım iki mana çıkarmış oluyor. Öbürü üç. Ortada bir mozaik, mana mozaik oluşmuş oluyor. Ve böylelikle insan ilmi enaniyetini aslında o okuma halkası, havuzu dediğimiz yerde eritmiş oluyor herhalde. Evet. Okuma halkası zaten öğrenme merkezi ya da amaçlı bir aktivite değil. Kişi kendi düşüncelerini rahat ifade edebildiği, her düşünceye saygı duyabildiği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bazenleri karşı taraftaki fikri kabul etmekte zorluk çektiğimiz dönemler olabiliyor. İşbirlikte çalışmayla biz karşı tarafın fikirlerini de ele alıyoruz ve bunu da değerlendirebiliyoruz. İlmi enaniyetten kurtuluyoruz çünkü halkaya katılan 7-8 kişi varsa 7-8 kişinin bilgi dağarcığı çok farklı oluyor. Bir halkaya katılan fizikçiyi düşünün, kimyacıyı düşünün, biyolojiyi düşünün, doktor olsun. Manevi noktada kendini melekuti alemde gerçekten derinleşmiş bir arkadaşımızın olduğunu düşünün. Onların bakış açısıyla kitabı ya da metni değerlendirmiş oluyoruz. Kitap okuma halkası zaten bir müddet sonra kitaptan çıkıp biraz önce dediğiniz gibi kainatta karşılaştığımız hadiseleri de halka şeklinde düşünebilmemizi de sağlıyor. Evet, çok güzel. Peki kısmen cevap verdik de bu soruya. Neden okuma halkalarına katılmalıyız? Hususiyle gençler. Evet. Neden okuma halkalarına katılmalıyız? Tek başımıza okuduğumuzda kitabı yeterli derecede özümseyemeyebiliyoruz.
farklı bakış açılarına sahip olamayabiliyoruz. Farklı gözlerden kitabı değerlendirmek bize yeni bakış açıları kazandırıyor. Bu manada okuma halkalarına katılmak ya da halka şekline getirilmiş herhangi bir aktiviteye katılmak çok önemli. Şimdi kendimiz olmanın yolu bilgili olmaktan geçer diyor Hoca Efendi. Kendimizi olabildirme adına atılan büyük bir adım diye düşünüyorum okuma halkalarına katılmak. Bilgi dağarcığımızı arttıran, farklı düşüncelere saygılı olmayı öğreten güzel, eğlenceli bir aktivite. Evet, tam da sorun burada olacaktı. Bu halkaya katılanlardan hiç şikayet duydunuz mu? Ya of çok hiç sıkıldım. Nasıl geri dönüşümler alıyorsunuz? Hiç duymadık gerçekten. Ben yaklaşık 2 senedir okuma halkalarına katılıyorum. Hatta bu kitap okuma çemberi etkinliğiyle başladı benim okuma halkası projesine başlama. Clover Pet adı altında bir kuruluş kitap okuma çemberleri oluşturdu. Her terminine katıldım. Ve geri bildirimler aldı arkadaşlardan, oradaki halka liderleri. Hiçbirimizden olumsuz geri bir dönüş olmadı. Aksine halkadan çıktıktan sonra kendimizi rahatlamış, yeni bir şeyler öğrenmiş olarak buluyoruz. Yenilenmiş, tazelenmiş olarak çıktık halkalardan. Bu yüzden projeyi genişletmek istedik. Kendi bulunduğum ülkede küçük gruplar halinde halkalar oluşturduk. Hiçbirinden olumsuz bir dönüş almadık. Çünkü mutlaka en önce söylediğimiz şey şu, halkada her fikre saygılı olunmalı, eleştirisel yaklaşılmamalı. Hoca Efendi'nin de dediği gibi herkes bir dereceye kadar haklıdır. Külli kaidelerin dışında kainat spektrumları ayrılmıştır. Farklı farklı tonlarda bakıyoruz hayata. Bu bağlamda okuma halkalarının bize kattığı huzur verici bakış açılarına sahip oluyoruz, yakalıyoruz. Bu yüzden katılıp da yani okuma halkasına katılıp da olumsuz bir geri dönüş almadık. Çok güzel. Peki buna benzer projeler Avrupa'da uygulanıyor mu? Güzel bir tevafuk oldu aslında. Ben kitap okuma çemberleriyle başlayıp okuma halkası projesine devam ettikten sonra geldiğim ülkede buna benzer çalışmaların olduğunu öğrendim. Kütüphanelerde, okullarda Buxürkel adı altında okuma halkaları yapılıyor. Bir araya gelerek yine aynı bizim uyguladığımız metotla kitap tartışılmaya sunuluyor ve farklı bakış açılarıyla o halka tamamlanıyor. Çok güzel. Şu an bu proje devam ediyor mu yeni dönemde? Neler düşünüyorsunuz? Bu projeyi genişletme gibi bir amacınız var mı? Katılımcı sayısı artıyor mu? Teveccüh çok mu? Evet. Yani çok küçük bir grupla başlamıştık biz aslında okuma halkalarına. Ama iyilik bulaşıcıdır. Gerçekten yayıldıkça çoğalır. Herkesin neredeyse şu an okuma halkalarından haberi var. Küçük gruplardaki katılımcı sayıları artmaya başladı. Ağustos ayında Küçük Prens okuma halkasını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de hangi kitapları okumak istediklerini soracağız genç arkadaşlarımıza. Çoğunlukla geri gelen dönütlere göre yeni kitaplarımıza başlayacağız. Tabii bunun yanında dergi okumaları da yapıyoruz. Çağlayan okumaları da yapıyoruz. Çok güzel. Peki şöyle bir sorum daha var. Biraz daha örneklerin mikro planına inmemiz gerekirse. Evet. Bir tema ele alıyorsunuz. Bunu ele aldıktan sonra herkes aklına gelen manayı o an mı paylaşıyor yoksa yazılı mı paylaşıyor? Bunu bir yerde arşivliyor musunuz? Nasıl yani henüz oluyor? Biz online platformda bir araya geliyoruz. Aldığımız temayı önce kendimiz dediğim gibi kendimiz okuyup altını çizdiğimiz kısımları arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Yazılı bir henüz bir kaynağımız yok. Sadece bir araya gelip konuşuyoruz. Müzakereli okumanın ya da okuma halkasına katılmanın şöyle bir faydası da var. İmam Razi Hazretleri'nin dediği gibi bedenin ölümü manevi kalbin ölümünden daha kolay olur. Okuduğumuz kitabı unutabiliyoruz. Kelimelerin üzerine durmayabiliyoruz. Fakat orada bizim aldığımız mana bizimle yaşıyor. Onun unutulması, o hissiyatların unutulması çok zor oluyor. Okuma halkalarında farklı manalar ortaya çıktığı için biz o kadar manayla aslında kendimizi geliştiriyoruz. Düşünce zihnimizi, düşünce yapımızı genişletebiliyoruz.
ünlü bir YouTuber'ın dediği gibi zihin süzgeçleri oluşturuyoruz. Yani çok fazla dışarıdan bilgiye maruz kaldığımız bir dönemdeyiz. Hem internetten hem basılı kaynaklardan. Biz düşünce süzgeçleri oluşturarak kitabın faydalı kısımlarını da alabiliyoruz aslında okuma halkalarında. Okumak için daha cesaretli olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Aslında malumunuz ilim mananın deşifresinde çok önem arz eder. Bu ilmi makaleler aracılığıyla hem o ilmi tespitlere müptal olunuyor hem de onların içindeki manalar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor herhalde. Evet. Evet. Peki Genç Çağlayan ile yolunuz nasıl kesişti? Genç Çağlayan ile yolum yine bir okuma projesinde kesişti. Kitap okumayı nasıl sevdiririz çalıştayına katılmıştım. Orada Çağlayan yazarlarından Sümeyra Hanım'la tanıştım. Ve Çağlayan seminerlerinin olduğundan haberdar oldum. Hemen ben de katılmak istediğimi belirttim. Orada seminer sırasında okuma halkalarında yaptığımızdan söz açıldı bulunduğum ülkede. Ve bunu Genç Çağlayan başlığında, çatısı altında geliştirmek istediğimizi konuştuk. Böylelikle Genç Çağlayan ile yolunda güzel bir tevafuklu kesişmiş oldu. Gerçekten biraz önce de ifade edildiği gibi özellikle gençlerimizin istifadesi adına çok heyecan verici bir proje. Hatta neredeyse Avrupa'da yaşayan tüm gençlerimizin katılması temenni edilen bir proje. Evet. Bu bağlamda Gülsemin Hanım, son olarak neler söyleyeceksiniz? Evet, müzakereli okumanın bize sağladığı faydayı, katkıyı, dünyaya bakış açımızı değiştirdiğini görmemiz adına tüm gençlerimizin bu projelere katılmasını temenni ediyoruz. Umarım her birimiz için faydalı bir halka haline gelir. Gülsemen Hanım, son olarak bu projeye gençlerimiz nereden ulaşabilir, nereden bilgi alabilir? Evet, genççağlayan.com adresinde okuma halkası projelerimiz mevcut. Oradan halkaya dahil olabilirler, bilgi alabilirler. Gülsemen Hanım'a bu istifadeli katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve okuma halkası projelerinde başarılarının devamını diliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşme dileğiyle hoşça kalın.